elbette ki Ankara'dan geldim ben ve hani oraya bile buradaki değişim yansıdı. Hani biz de çok sevindik. Şimdi biz şeyde izliyorduk bütün oyunları. Tek bir mekanda izliyorduk. Şimdi bir geldim ben, durmadan oradan oraya dolaşabiliyoruz. Yani aslında şöyle bir duygu. Diyarbakırlı değilim ama hani Diyarbakır'da lan mekanlar tekrar bizim duygusunu ben bile yaşadım. Hani o kongre salonuna giriyoruz. Bugün belediyeye girdik uzun zamandan beri ilk defa. Çünkü benim eskiden o belediyede de çalışmalarım vardı. Atmosfer hani henüz her şey tamamıyla dönüşmediği halde ruh hali tamamıyla değişmiş. Ve biz de onu fiziksel olarak mekanlara rahatlıkla girip çıkmak biçiminde deneyimledik. Yani hava çok farklı. Sadece işte Kürtçe oyunların yasaklanması hikayesi başlı başına bir araştırma konusu. Ama onun dışında da yani Türkiye'li tiyatrocular için de desteklerin azalması, pek çok insanın mekanları kapatmak zorunda kalması, işsiz kalması ve hani şöyle düşünün, devlet adım adım bütün sosyal özelliklerini yitirdi. Hani hiç ortada, sağlıkta da yitirdi, eğitimde de yitirdi. Sanat zaten iyice bir lüks ve fazla haline geldi onların kafasında. Dolayısıyla bunun bedeli de hani sanat yapmaya çalışan insanları vuruyor en fazla. Hani onlar ayakta durmaya çalıştıkça, işte bir ödenekli tiyatroyu arkalarını yaslamayanların durumu zaten gerçekten korkunç. Ve bir çıkmazda gibi hissediyorlar ama burada tamamlayamam. Çünkü garip bir biçimde de bir şey var, inat var. Yani vazgeçmiyorlar. Çocuklar bunlar vazgeçti mi? Belediye kayyım atandı. Kapı dışarı edildiler. Aradan zaman geçmedi. Bir baktık başka mekan tutulmuş. Orada da öyle bir şey var. Yani gerçek anlamda sanatla uğraşan insanların öyle bir inadı var ve ben o inada çok güveniyorum. O inat çok hükümet devirir. Yani onların başa çıkabileceği bir şey değil bu. Hani bu kadar binlerce yılın insanların kendini ifade etmesi, bir halkla duygularını paylaşması, düşüncelerini paylaş. Bu elimizden alınacak bir şey değil. Hani o yüzden zorluk, evet, kesinlikle. Çok sıkıntı, çok berbat hikayeler var ama yenilgi asla. Yani bir konuda ısrar etmek ve vazgeçmemek dünyanın pek çok yerinde, pek çok tarihinde hep sonuç alıcı bir şeye yol açmıştır. Hani biraz zaman alır. Ama o kadar haklılığınızdan emin olduğunuzda, vicdanınız rahat olduğunuzda, karşınızdakilerin gerçekten hani zalim ve hiçbir hukuka uymadıklarından emin olduğunuzda en ufak bir çekinceniz olmuyor. Yani bu çocuklar neden korkacak ki? Ha, Kürtçe oyun yaptığı için işte kapının önünde geçen festivalde polisler dolaşıyordu. İçeride oynanan oyun işte Türkçe, İngilizce, Fransızca oynasa sorun olmayacak oyun. Şimdi bunu gördüğünüzde siz de bileniyorsunuz. Yani böyle bir şeye geçit vermemek ya da hani bir biçimde onların dediği formda geri çekilmemek için insan her şeyi yapar. Bence tamamıyla bütün bu zorbalıklar hepimizi kışkırtıyor bir biçimde. Yani ve final bence bir onların olacak elbette. Direnecekler ve kimse onların oyun yapma hakkını elinden almayacak. Alamadılar da zaten. Bir kültürel topluluğun en temel hakkı. Yani ananızın dilini yaymak, okumak ve aynı dili kullananlarla, o kullanıcılarla paylaşmak. Şimdi bunun önüne koyabileceğiniz herhangi bir yasağın hiçbir karşılığı olmadığı için ne vicdani, ne mantıklı, hani bir anlam bulamadığım için. Dolayısıyla hani bunun da başarıya ulaşması. Yani tamam basıyorlar, yasaklıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ama genel olanın vicdanında da iyi bir izlenim bırakmıyor ki bu. Bu önemli. Çünkü dil bir hafızayı taşıyor. Geçmiş yaşantıları taşıyor, hikayeleri taşıyor, türküleri taşıyor, ninnileri taşıyor. Şimdi siz başka kuşaklarla bağınızı hani dedenizin, büyükannenizin anlattıklarıyla bağlıyorsunuz. Tiyatroda bunların en temel taşıyıcı kolonlarından biri, hafıza taşıyıcı bir yer, bir hafıza mekanı. Bir varlığa tehdit, homojenleştirme, tek tipleştirme, işte hani herkesi, bir ülkede yaşayan herkesi
geçmişte kalmış bir ulus devlet mantığında bir araya getirip bir şeyin altında eritme. Ama hani bunun iyi bir şey olmadığına dünya çarpmış durumda. Çok modası geçti. Hani bir zamanlar evet, yani bütün dünyada pek çok Avrupa ülkesi de öyle örgütlendi. Ama özellikle çok dilli ve çok kültürlü ülkelerde bu çok şey oldu. Zalimci oldu, kırıcı oldu. Bir sürü halkları yok eden bir şeye dönüştü. Hani bir halkı dilini yok ederek yok edersiniz. Ve hani bu bir yok ediş zaten programı. Başka bir şey değil. Hani hep beraber aynı dili konuşmanın yani ne tür bir mantığı ve Türkçe'ye doğmuş biriyim ben. Hani bana ne faydası olduğunu da anlıyor değilim. Yani ben istiyorum ki etrafımda işte benim anneannem Osetti. Osetçeyi de duyayım. Kürtçeyi de duyayım. Onların şarkılarını da dinleyeyim. Dolayısıyla o tek tipleştirme mantığının da artık hani bir onda bir gelecek bulanların da derin bir hayal kırıklığı dışında ellerinde bir şey kalmayacak ama amaçlanan o. Yani hani hepimiz anladım da yani birinin ana dili yahu. Bununla ilgili bir tartışmayı bile anlamsız bulmak gerekiyor ve tabii ki o belleği taşımak zorunda o dilin taşıyıcıları. Çünkü o dile ve kendi kültürlerine sorumlulukları var. Hani homojenleştiremeyeceğimiz bazı şeyler var. Türkiye'nin başka yerlerinde oynanmasına yasak konulan oyunların Ahmet Tiyatro Festivali'nde oynandığını görüyoruz. Ve galiba şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Yani oyunları yasaklayanların aklı her dönemde aynı. Ama bizim o yasaklanan oyunlara özellikle sahip çıkmamız gerekiyor. Onların oynanma hakkını engelleyenlere karşı bir arada bir duruş sergilememiz gerekiyor.